Nuh tufanından sonra kurulan en eski şehirdir. Büyük İskender'in fethinden sonra Makedonyalıların güzel akarsu anlamına gelen Edessa adını verdiği şehirdir. Arapların ise El Ruha adını verdiği şehirdir. Bizim için ise şanlı mücadelesinden dolayı 11 Nisan 1920 tarihinde kazandığı mücadeleden dolayı Şanlıurfa'mızdır. Şanlıurfa peygamberler diyarı. Hazreti Şuayb ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer. Şuayb makamı bu şehirde. Ve biliyor musunuz, dünyanın en eski üniversitesine sahip. Ben bazı şehirleri gezerken yeterince iyi tanıtılmadığını düşündüğüm için mutlaka orada daha fazla zaman geçirmek ve sizlere daha çok anlatmak istiyorum. Urfa için de aynen böyle oldu ve biz geçen hafta güzel Urfa'yı, şanlı Urfa'yı, tarihini, yemeklerini, kültürünü bitiremedik. Ve bu yüzden işte şimdi buradayım. Sağ tarafımda eski Urfa, sol tarafımda yeni Urfa. Karşımda Urfa Kalesi'nin bittiği nokta, oradaki surları görüyorum. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Adım attığım, yürüdüğüm yerde ise eski Urfa tren yolundan çıkarılan ahşaplar, tahtalar kullanılmış. Tabii ki anlatmaya devam edeceğim ama hemen harekete geçmem lazım. Artık başlıyoruz. Ekmek piştiyse ver o zaman. Sıcak ekmek. Oh. Tadı güzel de. Güzel olmaz mı ya? Susadım. 3 tane elma, 3 portakal soydular. Nafile. Bir bardak suyun yerini tutmadı. Acıktım. Kuş sütü, kuru üzüm getirdiler nafile. Bir çimdik sobunun yerini tutmadı. Seni düşündüm sevgilim, kadınım şükrederek. Su gibi aziz olasın, ekmek gibi, ekmek gibi mübarek. Bu şiiri tekrar istemiştiniz. Anadolu'nun ekmeğine kıymet verenler de çok olsun diyelim. Her zaman bu kadar rüzgar var mı? Yok. Bazen sıcak oluyor, bazen soğuk, yağmur var. Şimdi diyelim ki buradaki zamanınız bitti. Sonra ne tarafa gideceksiniz? Urfa'daki zaman dolunca Bingöl'e gidiyoruz. İlk gittiğimizde orada kar var. Soğuk bir de orası. Mesela burası sıcak olunca orası soğuk oluyor. Burası da kar var. Orada çok çabuk erimiyor karlar. Hı. Geçiyor işte, soğuktur orası. O yüzden gidiyoruz. Burada kalınca bizim koyunlar sıcaktan hastalanıyor. Hmm. O yüzden gidiyoruz oraya. Mesela üniversiteyi kazanmışsın. Nereye gitmişsin? Ne istersin? Doktorluğu isterim çok. Hmm. Hayalimdir doktor. Böyle tek kaldığında ne yapıyorsun? Türkü söyler misin? Söylerim arada bir. Valla ben de söylerim. Urfalıyam. Ezelden Urfalıyam. Ezelden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden oy. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Çat 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 çat. Yaş göz. Akşam annesinden ayrılan kuzular sabah saat 7 gibi annesiyle beraber oluyor. Çünkü o saate kadar ciddi şekilde acıkmış oluyorlar. Ve sonrasında şöyle biraz karnını doyurduktan sonra 15 dakika kadar ayırıyorsunuz. Evet. Sonra bir araya tekrar gelip ta akşama kadar meralarda otlamaya gidiyorlar. Bunun sebebi de aslında annesinden yavaş yavaş ayrılmayı öğrenmesi kuzunun. Değil mi? Evet. Biz bu kuzuları yetiştirmemiz, bir anne bir çocuğunu nasıl yetiştiriyorsa biz o şekil yetiştiriyoruz bu kuzuları. O kadar benimsiyorsunuz. Aynen, aynen. Bir insan, yani bizim için bir insan gibi yetiştiriyoruz bu kuzuları. Peki benim burnumun direği sızladı. Şimdi 300 tane koyun var. Her kuzu kendi annesini kokusundan tanıyor ya.
Diyelim ki bir tanesinin annesi yok ya da diğerinin yavrusu yok. Ne yapıyorsunuz? Onun yavrusu olmadığı zaman biz başka ikiz doğuran hayvanlarda üvey anne olarak ona aktarıyoruz. Büyük büyük sempozyumlarda, tanıtımlarda sürdürülebilir tarımdan, doğayla uyumlu üretimden, etik üretimden bahsediyoruz. Bu topraklarda binlerce yılın geleneğiyle zaten bunu yapan insanlar var. Bize düşen sadece desteklemek, değil mi? Aynen hocam. Bunun geleceğe taşınmasını sağlamak. Yerleşik ve köklü medeniyetlerde toprak bir ağacın köklerini nasıl sarıyorsa insanın ruhunu da aynı şekilde sarar sarmalar bırakmaz. Ben bugün tarihin sıfır noktasında Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi eşsiz tarihi mirasa sahip olan Şanlıurfa'da bu bereketli topraklardayım. Türkiye 23 yabani buğday ve yüzlerce çeşit kültüre alınmış buğday türüne ev sahipliği yapar. Dünya yüzünde ne kadar buğday varsa hepsinin annesi, atası, gen kaynağı bu topraklardır. Ben şimdi Şanlıurfa Hilvan Kırbaş köyündeyim. Beritan aşiretinin minik minik çobanlarıyla beraberim. Kuzular anneleriyle buluştu. Çok özlemişlerdi, çok acıkmışlardı. Şimdi gideceğiz, birazcık orada gezeceğiz, kuzuları seveceğiz, sütlerini alacağız. Sonra biliyor musunuz ben size ne hikayeler anlatacağım. Hadi başlıyoruz. Şimdi Şanlıurfa Dağları'nın Nazlı Kızı'ndan, Mor Koyun'dan süt sağıyorum. Gidip efsanevi ve sağlıklı bir gıda olan altın sütü yapacağım. Yörüklük, konar göçerlik geleneği Orta Asya'dan gelen bizim binlerce yıllık geleneğimiz. Devletimiz 1978 yılında bir karar alır ve değişik nedenlerden dolayı konar göçerlerin artık yerleşik hayata geçmesine karar verir. Tabii ki bunlara hepsi uyamaz çünkü onlar toprağın diline, temiz havaya, özgürlüklerine çok düşkün olan insanlar. Şimdi biz yine bu geleneğin sürdürüldüğü çok keyifli bir yerdeyiz. Urfa'nın Hilvan ilçesinin Kırbaş köyündeyiz. Beritan aşireti kışlak olarak kullanıyor burayı. Eylül'de gelip Nisan'a kadar buralarda duruyorlar ve hala koyunlarını, kuzularını otlatıyorlar. Biz bugün neden geldik? Hem biraz Beritan aşiretinden konuşacağız çünkü üzerine makale yazılmış, çok önemli bir aşiret. Hem de size altın süt yapacağım. Şimdi böyle güzel bir süt buldum. Bol baharatlı, savunma mekanizmasını güçlendirici. Biliyorsunuz son dönemlerde virüslerle savaşıyoruz. Harika bir içecek yapacağım. Bu Beritan aşiretinin nasıl yolun düştü? Yani nasıl dikkatini çekti? Nisan ayı Şanlıurfa'nın iklimine şöyle bir baktığımızda malum ilkbahar Nisan diye bilinir. Ancak ne vardır? Burada çok önemli bir husus vardır. Nisan bittiği anda Mayıs'ın ilk haftasından itibaren Şanlıurfa artık yakıcı. Birden kaynamaya başlıyor. Birden çünkü buğdayların sararması lazım. Kesinlikle öyle. Yani buranın iklimi buğday iklimi. Yazın çok sıcak olmasına rağmen kışında ılıman bir ortam oluşuyor. Tabii tercihen koyunların da o serinlik ve sıcaklık tabii, ortalarında tabii. Bir yerde tabii. Durmaları gerekiyor. Aslında büyük şehirlerdeki özellikle konfor alanı o kadar genişledi ki şimdi yeni nesil doğuyor tabii göçerlerde de. Dışarıda bambaşka bir dünya var, lüks var. Evet. Ve burada çocuklar akşama kadar kuzu koyun otlatıyorlar. Aslında bunu muhafaza edebilmek çok zor. Altın süsü de tabii ki söylemem lazım, bir taraftan yapıyorum. Bir bardak süt için düşündüğünüzde bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı zencefil, birkaç tane böyle tane karabiber, birazcık hel yani kakule, şöyle göstereyim size, atıyorsunuz. Altın süt Hindistan dolaylarından aslında gelen bir içecek ve özellikle mucize bir besin olarak adlandırılıyor. Zencefilin zaten biliyorsun antikanserojen, antioksidan çok müthiş etkileri var. Zerdeçal zaten son yıllarda öğrendik ama çok önemli beslenmede. Şimdi karabiber var içerisinde ve özel bir malzeme var, onu söylemem lazım. Birazcık yağ koyacağım. Şimdi içecekte yağın ne işi var diyebilirsiniz. Bu yağın önemli bir özelliği gıdadaki
baharatlardaki o önemli olan vitaminlerin ortaya çıkmasını sağlamak. Ben saf zeytinyağı damlatıyorum birazcık. Bu kadar doğal ve güzel bir içeceği tatlandırmak için de birazcık zaten bal kullanacağım. Şeker koymayacağım. Güzel bir sütle kesinlikle kaynatmadan 90-95 dereceye kadar getirip böyle ağır ağır hafif hafif pişerken koyacaksınız. Mehmet aslında kuş fotoğrafçısı. Yeşil arı kuşu muydu? Evet. Onu daha çekmiştik. Önce zaten bir program yapmıştık. Orada da yeşil arı kuşunu anlatıyorduk. Ya hayatımın en keyifli programlarından bir tanesiydi. Evet. Devamlı geziyoruz. Ve kuş fotoğrafçılığı ayrı bir dünya. Yani onu aslında başlı başına paylaşmak lazım. Değil mi? Ki Türkiye'de çok böyle bilinen bir hikaye değil. Mesela gelirken bana dedin ki Mezopotamya kelebeği. Kelebeği evet çıkmış gördük. Yani etrafı hangi kelebek Mezopotamya kelebeği? Değil mi? Yani üstü böyle hafif sarımsı bir kelebek türü. Hı hı. Tabii doğayla iç içe olan insanların çoğu böyle hani konuşmalarını çok iyi anlayabiliyorlar, algılayabiliyorlar. Yani yemekle ilgili gibi bir şey. Kesinlikle. Yani gelirken konuştuk ya. Evet, gariyotu mesela. Evet. Önemli bir bitkiymiş. Evet. Biz de öğrendik. Ama işte doğa aslında şu sıralar insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu bir yer. Ve virüs aslında çıktı çıkmasına. Dikkat ederseniz insanlar kendilerini bir doğaya atma telaşı içine geldi. Herkes böyle üç karış bir toprak kesinlikle alayım da gideyim bir şeyler ekip dikeyim. Çünkü biraz önce o dediğim konfor alanı var ya ne kadar geniş olursa evet, olsun. O kadar. Bu işte seni çağırıyor. Kesinlikle. Zaten Türkler de biliyorsun birçok uygarlıkta toprak kutsal. Kesinlikle yani. Öyle. Bu yüzden ben hep şöyle düşünüyorum. Hani bizde vardır ya yaşlılar söyler işte emekli olunca şey yapalım kendimize bir ev alalım işte bahçesi olsun işte fideler yetiştirelim işte hayvanlarımız olsun falan filan ama bunu işte yaşlı olarak düşünmemek lazım. Evet. Bir an önce kendinizi doğaya atmamız lazım. Dağlar hepimizin evet, illa kesinlikle kendi toprağımızın olması gerekmiyor. Buralar kesinlikle hepimizin. Öyle. Kesinlikle. Muhteşem. Baharatların bütün şifasını şu anda alacağız. Ama rengi de güzel oldu yani. İşte altın, fena gözükmüyor. Sapsarı. Kesinlikle. Şimdi biz bunu içince virüs durumumuz ne oluyor? Biz şimdi bunu içince görevimizi yapıp baharatların şifasını güzel bir şekilde almış olacağız. Motivasyonumuzu da yükselteceğiz. Psikoloji evet, çok önemli biliyorsun. Maneviyatımızı evet, biraz destekleyeceğiz. Sonrasına inşallah yakalanmayacağız. Rahman'dayız. 150 metre uzunluğu ve 30 metre genişliğiyle, bütün kutsallığıyla, insanın tüylerini ürperten muhteşem bir mekandayız. Balıklı Göl'deyiz. Zalim Nemrut'un Hazreti İbrahim için hazırladığı ateşin suya dönüştüğü ve odunların da balığa dönüştüğü rivayet edilen bu mekan Türkiye'nin her tarafından, hatta dünyanın her tarafından turistlerin akınına uğruyor. O yüzden biz sevgili adaşım Asuman'la beraber yemek yaparken arada sesler duyabilirsiniz. Bizi mazur görün çünkü burası gerçekten çok kalabalık ama sadece yemek yapmak istemiyoruz biz. Kültürü, duyguyu, bu maneviyatı da size anlatmak istiyoruz. O yüzden burayı seçtik. Bugün Boran'ı yapacağız. Urfa'da bir laf var. Parası olan yer Boran'ı, parası olmayan gezer dolanı dolanı derler Urfa'da. Çünkü Boran'ı gerçekten ağır misafirleriniz için yaptığınız özel bir yemektir. Bir tencere yemeğidir. Beni Urfa söz konusu olduğunda en çok rahatsız eden şey sanki her şey kebapmış. Her şeye bolca salça ekleniyormuş. Ha, farklı bir damak tadı yokmuş. Aşırı baharat kullanılıyormuş gibi bir algı. Bu tamamen yanlış. Şu anda yaptığımız yemek bir anneanne yemeği, bir tencere yemeği. Aynen. Ve çok özel misafirlere yapılan bence Urfa'nın en zahmetli ama bir o kadar da en lezzetli yemeklerinden bir tanesi buranın. Şimdi benim canımı, ciğerimi, bulgurumu, bereketimi koydum. Yaklaşık 200 gram kadar karayet var. O eskiden hatırlar mısın bilmiyorum. O taşta tak tak dövülür. Çok net hatırlıyorum. Değil ve çok da lezzetli olur taşta dövülen etin, çiğ köftesi özellikle inanılmaz. Onun o içindeki esansiyel şeyleri, aromaları falan zarar görmediği için lezzet çok farklı aynen, oluyor. Aynen. Urfa'nın bu bahçenin yan duvarına Cemel denirmiş. Bir anneanne çıkıp da
orada et dövmeye başladığı zaman tık 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 bütün sokağın kedileri Cemal'in üzerine dizilirlermiş. Doğrudur, evet. Çok insanla tanışıp çok araştırma yapınca bu hatıraya da sahip oluyorsunuz. İsot koyuyoruz, birazcık karabiber ve tuz koyuyoruz. Ben böyle kendi halimde birazcık yoğurmaya başlayacağım. Boranı'dan, püf noktalarından zaten bahsedeceğiz. Şimdi benim adaşım, arkadaşım Asuman'ın çok önemli bir misyonu var. Bugün özellikle beraber sohbet etmek istedim. Geleneksel değerleri ekrana taşımak benim için çok önemli ama bazı değişmesi gereken şeyler var. Yani bu bölgelerde belki kadınların biraz işin içine girmesi lazım. Kesinlikle öyle. Kadın varsa hayat var aslında. Çünkü kadın toplumun en önemli temel taşı. Kız çocuklarını da erkek çocuklarını yetiştiren yine anne ve bir kadın. 2005 yılında ben turizm sektörüne girdim ve şehirde girişimci kadın yok. Şehrin ilk ve tek kadın girişimcisiyim. O dönemde eğer ben vazgeçseydim benden sonraki kadınların önünü çıkmış olacaktım. Aslında belki de seni motive eden, çünkü girişimcilik kolay bir şey değil. İnsan bazen gerçekten ya doğru mu yapıyorum diye düşündüğü oluyor. Çok yaşıyoruz bunları. Ben bunu motive zaman zaman belki düşündüm ama dediğim gibi benim diğer kadınların önünü tıkamak gibi bir lüksüm yoktu. Burası Halilurrahman. Halil demek samimi dost demek. Ya ne kadar güzel bir şans aslında buraya gelip de insan ne kadar stresli, sinirli de olsa gelip bir dua ettiği zaman, bir ezan dinlediği zaman kendine geliyor. Urfa zaten Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonraki dördüncü inanç merkezi ve Hazreti İbrahim'in kenti. Ben Urfa için ateşin yakmadığı şehir diyorum. Çünkü güneşi yakıyor ama ateşi yakmıyor. Ateşi yakmıyor. Enbiya suresi 69. ayette de Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim ateşe atıldığında ateşe İbrahim'e serin ve serin ol diyor, selamet ol diyor. Evet. Bu çok önemli. Urfa Hazreti İbrahim'in bolluğu, bereketi, cömertliğinin yaşandığı bir Halil İbrahim sofrası. İbrahim sofrası. Boranı ile ilgili bir bilgi de içerisinde kesinlikle soğan konmaz. Hani çok yoğun soğanlı, sarımsaklı, aşırı aşırı aroma katkılı yemekler yok zaten. Urfa'da da yok. Yani soğan evet çok fazla sarımsak kullanılmıyor ama mesela bir sarımsak aşımız var bizim. Ama çok güzel. Soğan aşımız var çok bizim. Çok güzel. Bunlar da oldukça lezzetli yemekler. Tabii çok güzel. Evet. Şimdi biz birazcık köfteyi yuvarlayalım. Abbasi hükümdarlarından Harun Reşit'in gelini ve halifelerinden de Memun'un eşi olan Buran'ın çok becerikli olduğu söylenir. Bizim gastronomi tarihimizde Boranı'nın, Boraniye'nin hikayesine baktığınızda genelde bunu görürsünüz. Tam olarak hani bu bir rivayet bilemiyoruz. Ama Boranı yemeği Türkiye'nin birçok yerinde farklı yapılıyor. İçine bulgur köftesi konulan, bu şekilde yapılan tek yemek Urfa'da. Urfa'da evet. Ama bu da yazlı kışlı farklı malzemelerle yapılıyor zaten. Tabii. Kemeyle. Pazı boranısı. Ben aradım bulamadım. Keme boranısı ve bakla boranısı. Böyle sohbete devam ettik ama siz bütün yuvalamaları bana yaptırdınız. Yani şöyle oluyor tabii ki. Asumanlar becerikli olur diyerek. Değil mi? Bir Urfa'da tabii ki. Bu arada et mühürlemeden bahsetmek istiyorum. Biz eskiden mühürleme diye bir şey bilmezdik. Ve özellikle bu et suyuyla yapılan yemekler hepsinin de aslında kaynağı tirittir. Kemikli etle beraber yapılır. Anneannemin tabiriyle daha tatlı olurdu. Hani direkt suya çok kolay kolay bir haşlama, tavuk, et yapılmaz. Önce mutlaka sade yağda biraz çevrilir. Mühürlenir. O aroması değişir. Aynen. Sonradan der ki buna mühürleme deniyormuş. Evet. Evet. Nohut birkaç dakika kaynadıktan sonra lolaz, yani börülce birkaç dakika kaynadıktan sonra incecik doğranmış pancar kökü, yani pazı kökü. Kökleri. Aslında evet, biliyor musun bu sıfır atık bir yemek. Aynen öyle, yapraklarıyla da sarma yaparlar. Hiçbir şey atmamasından aynen gelen bir yemek. Çok da lezzetli. Yani şöyle bir iki dakika kaynadıktan sonra ocaktan alsak yeter artık. Yeterli. Daha sonra köftelerimizi kızartacağız. Ondan sonra da boranımız artık yenmeye hazır hale gelecek. Zahmetli mi? Zahmetli evet, ama rahmetli de. Bu arada içerisine birazcık da baharat koyacağız. Kimine göre 20 çeşit, kimine göre 7 çeşit denir. Bu kaç çeşit? Bu yaklaşık 18 çeşit. Kendi baharatımız bu. Etlere de çok yakışıyor. Zencefilinden kakule, aynen, hel kokusu alıyorum. Doğrudur. Var. Var. Kişniş belki minnacık.
böyle alttan alttan var. Güzel bir baharat. Çok. Yani siz kendi istediğiniz bir baharat karışımını birazcık koyabilirsiniz ama fazla değil. Değil, çok az. Değil, çok az. Yoğurt özellikle. Evet, koyun yoğurdu olması lazım. Sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Hı hı. Özellikle koyun yoğurdu. Bu ambiyansı, bu havayı, bu maneviyatı yaşamak hiç zor değil aslında. Bir bilet alıp gelirsiniz Urfa'ya. Halilurrahman'a gelip dolaşırsınız. Kimi gül olan odunları, kimi balık olan odunları hissedersiniz. Aynen. Hazreti İbrahim'in bereketini, Hazreti Eyüp'ün sabrını düşünürsünüz. Bir ezan saati değil mi? Kesinlikle öyle. Sonra biraz dolaşıp bir boranı yersiniz. Belki bir ağzı açık, ağzı yumuk, üzlemeli pilav yersiniz. Aynen. Ama bence mutlaka gelirsiniz. Her kuş kendi cinsiyle uçar der Hazreti Mevlana. Mesela karga kumruyla uçmaz, kumru güvercinle uçmaz. Herkes en iyi anlaştığı, kafasının uyduğu, insanlarla beraber olmak ister. Beraber olunca da mutlaka bir şeyler yenilir ve içilir. Urfa'nın her zaman sıra gecelerini görmüşsünüzdür. Biraz doğru, biraz yanlış itirazlarımız var tabii, onlardan bahsedeceğiz ama biz bugün sizler için sahaniye geleneğini canlandırmak istedik. Ben sahaniye deyince bir içlerinden böyle rahat etmiyorlar. Çünkü sahaniye değil de sahaniye. Niye? Çünkü Arapça bir kelime, çünkü sahan geniş, açık bir kap anlamına geliyor. Oradan da bir gelenek. Şimdi sıra gecesinden çok ayıran detayları var. Onları özellikle söylemek istiyorum. Herkes bir yemek getiriyor. Çarşı yemeği hiç de aslında iyi karşılanmıyor burada. Herkes kendi yaptığını getiriyor. Evde yapılacak. Ve herkesin getirdiği yemek de hani evdeki o kaliteyi de belli ediyor. Hani oraya bir yüzünü ağartma denir ya. Masaya koyduğu yemeğin güzel olması lazım. Anlatacağız ama şimdi çiğ köfte Urfa'da yeme ritüeli açısından çok özeldir. Bununla ilgili belki bir program konuşsak bitmez. Şimdi içleri rahat etmiyor, benim de içim rahat etmiyor. Bulgur dediğiniz bekledikçe hemen çeker. Köfte yorulduktan sonra şu eliyi de yıkamadan gel derler Urfa'da. O yüzden biz hemen bir köfteleri dağıtsak mı, ne dersiniz? Tabii. Değil mi? Şişirmeyelim köfteleri. Şişirmeyelim. Şişirmeyelim. Urfa'da altın kadar değerli olan şey isottur. İsotu kadınlar evde günlerce uğraşarak yaptıkları için çok da kıymazlar. Bununla ilgili bir komik de anıları var aslında. Çünkü erkekler daha acı sevdiği için bol miktarda kullanıyor. Kadınlar da kıymadığı için az miktarda kullanıyor. Eğer köfteyi erkek yoğuruyorsa genç kıza tembih ediyor. Annesine göstermeden bulgurun altına saklayıp isot getiriyorlar. Doğru mudur? Evet. Doğru değil mi? Doğru efendim. Doğru, doğru. Yani bizde bahsettiğiniz gibi çiğ köfte yemeklerin padişahı, baş köşede oturuyor. İsot bizde paşabağ isodu. Yani mekanla ürün bazen özdeşleşiyor. Mesela Birecik'te patlıcan, Culop'ta domates, yani bizim deyimimizde frenk. Bir de ya isot bizim hanımların baş tacısı, biliyor musun? El emeği, göz nuru, o çok önemli ya. O isotu beğenmeyince moraliniz bozuluyor zaten, ben gördüm onu. Yani isot, şimdi burada 3 tane jüri üyesi var isotla ilgili. Urfa'daki yapılan bütün yarışmalardaki 3 jüri üyesi burada arkadaşımız oturuyor. Yani isot kokusu, içindeki efendimiz zeytinyağı, tuzu, geçirilmemesi, yani güneşte kavrulmaması, onları biz hep tadarak, koklayarak anlıyoruz. Ona baktığımız zaman bir de bizim için çok kıymetli isot. Duysal analiz dersleri görüyor ya öğrenciler. Burada onun şeyi var, geleneksel yöntemi var, duysal analiz. Bizim çırlıkımızın yağı sade yağdı. Sade yağ. Urfa'nın sade yağı. Tamam. Koyun yağıdır hem de. Eskiden şimdi, pekmez konmaz mıydı? Pekmez yok, konmaz. Peki ta önceden şeker yoktu ki eski zamanlarda. Eskiden yok oğlum. Şimdi pekmez de yok. Şekeri olmadığı da pekmez koymuşlar ama biz
ona yetişmedik. Bizden sonra şeker. Ben yetişiyorum. Ama sen gençsin zaten. Evet. Efendim yetişememiş olur mu? Turizm zamanı gelse ben 18'e gidiyorum. Annemler pekmezle yapardı bize. İlk zamanlarda ceviz konur. Hı-hı. Aslında onun ana malzemesi cevizdir. Ceviz için dövülür. Fıstık sonradan çıktı. Fıstık sonradan evet. Zaten bizim kadayıfımızla eskiden cevizli kadayıflar vardı. Ceviz konudu. Ama kadayıf değil, kadayıf. Kadayıf, evet, kadayıf, evet. Kadayıf da o eski tatlımız. Hatta bir sırada kadayıf yapıyorlar. Hı. Adam o kadar kadayıf seviyor ki tam böyle pişmiş sıcak sıcak tatlısını dökmüşler. Hadi arkadaşlar hele ölmesin. Ya demiş arkadaşlar hele nasıl olsa öldü ama kadayıf da sağ ol ya gene siz bilirsiniz. Şimdi biz de esnafa gidip, mesela bir tesbihçi Mahmut vardır meşhur, tamam gidersiniz. Fuzuli'nin şu gazelini, hasılım yok seri kuyunda beladan gayrı diye sana on katasını arka arkaya okur. Yok işte Nefi'nin şu şiirini söyle okur sana. Evet, bir Nabi'nin, de bizim Nabi hemşerimiz yani. Nabi hemşerimiz evet. Evet. Bir açıklama yapalım, sakın yanlış anlaşılmasın. Sahaniye gecesinde normalde müzik olmuyor. Sıra gecesinde değil mi? Evet. Biz aldık çünkü yani ben her zaman bu imkanı bulamam. Bu kadar duayenle beraber oturamam. Biraz tıngırdatacaklar yani ruhumuz canlanacak inşallah. Ben şimdi yanımda da tabii ki yemeklere çok hakim bir insan var. Asuman arkadaşım var. Yemeğin nasıl olduğunu bilen bir sürü insan var Urfa'da. Zor değil mi burada yöresel yemek yapmak? Herkes bir şey söyler. İşte bu olmamış şöyle, bu olmamış böyle. Zor değil mi? Gerçekten çok zor. Evet. Ve ben bu zorluğu en çok da Hasan abi zaman zaman gelir ödüm koparak ikram ederim. Fakat şöyle bir güzel tarafı da var. İşi iyi bilen, yemeği iyi bilen insanların geri dönüşü bize başarılı olma kapısını açıyor. Evet. O nedenle ben yıllar önce Hasan abiye burada Boran'ı yedirmiştim. Abi nasıl olmuş dediğimde çok iyi olmuş dedi. Ondan sonra kim gelse bizde Boran'ı yediğinde diyorum ki Hasan hayırlı çok beğenmişti bunu. Şimdi ben hatırlarım bizde sade yağ alınması bayağı bir olaydı. İşte çarşıya gidilir, tadına bakılır, eve gelinir bir yumurta kırılır, pilava konur. Yani onu alan kişinin özellikle usta olması lazımdı. Damak tadı çok sağlam olacak. Sade yağda mesela neye dikkat edilir burada? Sade yağ bizde mevsimine göre, mesela çiçek, baharda çiçekler açtığı zaman ona çiçek yağı derler. Bir de ekinler biçildikten sonra ona da preze derler. Bizde eskiden zecdembe denen yerler vardı. Oralara senelik zahirelerini koyarlardı. Orada yeşil küpün içerisinde içi aşarılı küplere koyarlardı. Ve ortasına da bir tane ayva koyarlardı. O yağın içerisine, orta kısma bir ayva koyarlardı. O ayvanın da aroması, reyhası o yağın içerisinde. Bir de Celal abi o yağı alırken muhakkak tahta kaşık kullanmak lazım. Tahta kaşık ve yüzünden daldırmayacaksınız. Yüzünden ve kaşın bulaşık olmayacak. Evet. Nabi Hazretleri Urfalıdır, şair Nabi. Aslında adı Yusuf'tur. Hocasının duasıyla beraber İstanbul'a padişahların yanına gitmiş. Üç padişah değişmiş. Nabi Hazretlerine Cenab-ı Allah bir feraset vermiş. Konuşma, şairlik ve hazır cevapla. Padişahın bir atı var. Her gelen padişahın atını övüyor. Ya padişahın bu nasıl atmıyor? Bakıyor ki Nabi'den bir ses seda yok. Diyor ya Nabi sen bu atımıza bir şey söylemedin. Nabi Hazretleri de bakıyor ki bu at yaşlı. Fakat padişaha karşı padişahım atınız yaşlı demek de uygun bir şey. Düşmez yani. Diyor ki padişahım devletli müsaade eder misin ben bir atla konuşayım. Eder ki inşallah git konuş. Atın kulağına gelir bir şey konuşur gelir. Padişah hayretle Nabi sen ne dedin o ne dedi. Der ki devletli padişahım ben ata dedim ki ey ruhumun ruhu sen gördün mü Hazreti Nuh'u? Diyor at ne dedi? Diyor at da dedi ki ey Adem oğlu etme beni farz. Hazreti Nuh ne ki Adem'in kabrine doşmuş on doş. Hedele sen abi bu at yaşlı desen söyledim ben sana. Bu kadar muhabbetin, lezzetin, kültürün, gastronomik bilginin arasında sanki biraz müzik eksik mi? Şöyle bir gazel duysak mesela. Evet. Gönül bir vefa bir an fethi didade düşmüştü. Müzik
karası gayrı mümkün bir afet cella de düşmüştür ama. Bir kuştu gönlüm dolu, elimden uçtu göğüne. Garip bir kuştu gönlüm dolu, elimden uçtu göğüne. Saçının tellerine takıldı düştü göğüne. Saçının tellerine takıldı düştü göğüne.